filmlerde, dizilerde oynadım aslında taş gibi. Ama sonra işte bu Dudu Peri çıktıktan sonra <laughs> ve Dudu Peri'nin şöhretinden sonra da bana gelen hep böyle işte tatlı kadın, hoş kadın, sempatik sarışın kadın, şımarık mı, kaprisli mi, yalancı mı? Ay yalan üzerine hiç tahammülüm yok. Tek kötü noktam yani. Ona ona hiç tahammülüm yok. Nevra abla alyansın hala parmağında dedim. Hala da öyle. Tabi tabii niye çıksın? Ee, aldığım cevaptan çok etkilenmiştim. Ne ben demişim? kocamdan boşanmadım ki. Evet. Çıkmaz ki o. Bu çıksa, bu çıkmaz ki. Ne olacak bu çıksa? Burada o, hep burada o. Göz yaşlarına boğmuyor ama her an hatırlamak gibi bir acı oluyor. Yani çayı görüyorum, bir Ya Metin daha açık içerdi. <laughs> Beyaz araba görüyorum. Son arabası beyazdı. Ne kadar istemişti beyaz araba almak diyorum. Yani at, onu atamıyorsun kafandan. Alkışa çıkıyorum. Ya Metin de kuliste şu alkışı görseydi diyorum. Sen bana ödül veriyorsun. Ödülüm elimde. Kapıyı açan Metin yok. Yani şimdi dramatiz, dramatik e, dizi film çevirmiyorum burada. Ama e, bunlar oluyor yaşandığın. Sekiz sene bitti. Evet. Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, Haberler.com'dasınız. Haber Bahane röportaj serimiz aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ben Gökay Kalarcıoğlu. Bu hafta çok özel bir isim. Ee, fazla anlatmaya gerek yok. Bazı isimler vardır ki ismi ve soy ismi söylediğiniz zaman kafidir. Fazla üzerine söz söylemeye gerek yok. Çünkü işinin piridir, ehlidir. Türk tiyatrosunun ve... E, oyunculuğun kitabını yazmış çok özel isimlerden biri sevgili Nevra Serezli bizlerle birlikte geçmişten bugüne hayat hikayesini irdeleyeceğiz. Nevra Şirvan'dan başlayacağız. Nevra Serezli'ye giden yolda neler yaşadı, inişleri, çıkışları, mutlulukları, hüzünleri her şeyi konuşuyor olacağız. Tabii ki kalbinin kapılarını açtığı kadarıyla bizlerle birlikte olacak. Nevra ablacığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? İyi. <laughs> Şahane görünüyorsunuz. Teşekkürler turnelerden geliyorum aslında. Ne kadar zor yorgun size. Yorgun olmam evet. gerekir ama. Maşallah. Çok mutluyum çünkü çok dolu dolu oynuyoruz. Çok reaksiyon alıyoruz. İnsanın yorgunluğu da gidiyor. Hep böyle olunca. tiyatro ile alakalı ya da e, sahneye konulan eserler ve bunun izleyicinin talebi noktasında hep böyle e, tiyatro sanatçılarımız vesaire hep buruk olurlar Aslında bakacak olursan. Ah Biraz daha ilgi alaka ama en son Sene, Çanakkale'de 850 kişiyle bir evet, oyun yaptınız. Evet evet onu bırak daha önceleri Ankara'da da 1100 kişi 1200 kişi oynadık. Devamlı Ankara'ya gidiyoruz 8. gidişimiz falan gene dolu. Biz gelmeden önce biletler satılıyor ama bu sene tüm tiyatrolara büyük bir ilgi var. Her oyun dolu oynuyor. Her oyun dolu oynuyor. O kadar büyük bir mutluluk ki. Herhalde içlerinde kaldı bu pandemi Hı. süresince iki, iki buçuk yıldır. Birdenbire tiyatro orada birlikte oturabilmek gene de maskeli oturuluyor Hı. tabii yasak Hı. ama... Gene de bir bütünlük sağlamak, insan enerjisini birlikte, o gazinolarda doluyor. Tüm sanatçıları görüyorum, ekranlarda da takip ediyorum. Konserlerde doluyor, o doluyor, bu doluyor, çok çok iyi. Oyunu yani. biraz anlatsanız ha? Ağaçlar ayakta ölür mü? Evet. Ağaçlar ayakta ölür. 1950'lerde yazılmış Casona tarafından İspanyol yazar bir oyun. Daha önceleri Devlet Tiyatrosu Ankara'da oynamıştı, Macide Tanır evet. oynamıştı ve ben ona hayranlığımı ifade eden mektuplar yazmıştım bana hiç geriye dönmemişti çok alınmıştım <laughs> e, bu da dipnot kaç yaşındaydınız o zaman e ben işte o zaman kolejde sonsuz talebesiydim 63-64'ler e, sonra yıllar sonra ben Nevra Serez'de olduktan sonra Nedim Saban'ın bir oyununda karşılaştık ve ben bunu Macide ablaya anlattım o kadar üzüldü ki <laughs> muhakkak dedi elime geçmemiştir yoksa ben cevap vermemezdi sarıldık koklaştık öpüştük e, ona hayranlığımı tekrar belirtmiştim ee, bir aile hikayesi, bir büyük anneyle torun ve dede arasındaki sorunları anlatan. Tabii ki ellilerde geçmiş, o devirde Aha. cep telefonu yok, mesajlaşma yok, e-mailler yok, bir şeyler yok. Torun evden kovuluyor, yıllar geçiyor, bir türlü kavuşamıyorlar. Anneanne bir kalp krizi geçiriyor, babaanne bir kalp krizi geçiriyor ve en büyük arzum torunuma kavuşmaktır diyor. Dede buna bir uyduruk mektuplar serisi yapıyor. Sanki torun Amerika'daymış, hmm. mimar olmuş falan gibi fakat sonra gerçek torun kötü yollara sapmış, kötü madde kullanımından da içeri girmiş, paralar çalmış falan hapse düşüyor. Hapse düşüp eve gelmek istiyor dedeyle babaanneyi biraz sömürmek için. O yüzden bir oyun oynuyorlar, başka sahte torun buluyorlar. Oh. İyi niyetli bir torun hmm. imajı çizerek. Ki babaanne mutlu olsun diye. E, birinci perdede babaanne sahte torunu alışıyor ve seviyor. Sonra sonunda gerçek torun gelince bütün hayalleri yıkılıyor. Dramatik unsur orada başlıyor. İşte orada biraz ağlatıyoruz finaline doğru. Hani babaanneme haklı, torun mu haklı. Bu kadar e, acaba üstüne gidilir mi? Reddediyor çünkü onu. Aha. Ve en güzel lafı o. Hayallerimi paylaşmayacaksan niye geldin diyor. Çünkü o hayalinde iyi okumuş, güzel günler yaşamış, hayatta başarılı olmuş, evlenmiş öyle bir torun hayal ediyor. Benim hayalim buydu o yüzden git diyor. Sonunu tam olarak Son söylemeyeyim. Sorayım, sorayım. Ama tabi buralarda bütün insanlarda bir herkesin torunu var, herkesin evladı var. Kadın seyircimiz tabii ki çok çok etkileniyor. Belli bir yaşı geçmiş olanlar. Çok etkileniyorlar. Çıktıktan sonra bana aşk olsun bizi çok yüzde, yüzne boğdunuz, bizi çok ağlattınız diyorlar. Ben de oh iyi ki ağlattım sizi diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mazoist bir şekilde, sadist bir şekilde. Peki hiç şey kuliste hazırlanırken şunu düşünüyor musunuz? Yıllar önce kolejli genç bir kızken e, Macide Tanır'ı hayranlıkla izlediğim oyunun şu an başrolünde sen varsın. Onlar hep düşünülüyor Gökhan biliyor musun? Mesela Ayfer Feray'ı da seyrettim Dormen'de. Sonra onun rolünü oynadım. E, Yıldız Kenter'i seyrettim. Yıldız ablanın oynadığı bir oyunu sonra oynadım. Yani onlar... çok enteresan olaylar. E, belki senin kaderinde... yukarıda o çizgide yazılmış olan şeyler. E, bazen böyle çok fazla istemek... ona böyle öykünmek korkutucu olabilir. Çünkü... yanlış şey de isteyebilirsin. Eninde sonunda sana bir şekilde düşebiliyor da ama ya da ha. şunu hissediyor musunuz bazen? Ee, sizinle tanışmak isteyen genç tiyatro oyuncuları Hı -hı. ya da hevesliler. E, amatör amatör minik minik başlamış. Belki ilk oyununun e, rolünü almış vesaire. Hı -hı. Genç bir yürek karşınıza Hı -hı. geldiğinde Nevra Hı -hı. zamanında sen de Macide'ye böyle ulaşmak istiyordun. Bak şimdi o da belki belki bayrağı alacak bu belki. O yüzden Belki gelen gelen gibi. hiç arkaya gelen bir gence benimle röportaj yapmak isteyen birine sorabilirsin. Bütün benimle çalışanlara hayatım boyunca hayır demedim. ama bir tek şey. Eğer tiyatro sevgisiyle geliyorsa, tiyatro hakkında en ufak bir bilgisi varsa, orada oynayan oyuncuların adını soyadını biliyorsa, nereden geldiklerini biliyorsa ben onunla röportaj yaparım ve sorularına cevap veririm. Laf ola. Ben de e, resim çekeyim de like alayım Instagram'ımda havasıyla geleni hemen hissediyorum. O zaman gayet satıhta e, sadece bir resim çektirip gönderiyorum ve ben onu hemen anlıyorum. Hemen anlıyorum. Ya yani işine saygısı olan insan. Hayır, ilgisi çıkıyorsun. varsa Aha. o yüzden arkaya gelmişse bir de Sadece Instagram'ına hı hı. E, seninle böyle resim koyup da işte like alabilirim veya da işte bakın gördünüz mü ben Nevran Selez'in oyununa gittim demek içinse e, yok. O kadar kendimi o kadar kullandırtmam yani. Ağlatmayı daha mı çok seviyorsunuz? Hayır ben güldürmeyi severim aslında. Ama bir oyuncu hem e, komedyen zaten altında hem komediye hem drama oynayan oyunculardır Hı. ve çok büyük komedyenlerin çok iyi drama oynadıkları e, ispatlanmıştır yani. Ağlatmak aslında... Daha mı kolay? Yıllardır biz bunu söyleriz de kabul etmezlerdi birçok oyuncu. E, çok daha kolay. Çok daha kolay. Çünkü bizim seyircimiz zaten ağlamaya meyilli ve de çok dokunaklı bir seyirci. Yani bir lokmacık şöyle yapsan zaten ağlayan bir seyirci. Ama Öyle güldürmek de. için zeka gerekir, espri yeteneği gerekir, timing gerekir, yani zamanlama gerekir ve onu bir orkestra şefi gibi kullanman gerekir. Ben iddialıyım komedi anlayışı üzerine. 50 senelikte bir geçmişim var ve Türk tiyatrosunun en önemli aktörleriyle oynadım. Değil mi? Oynadım. Her birinden bir kelime öğrenmiş olsam zaten neredeyse kitap yazarım diyebilirim. Çok düz bir cümleyi bile iyi bir komedyen o kadar güzel satar ki gülme alır ve ben bunu ispatlıyorum bir sürü yerde. Çünkü biz bu oyunu komedi olarak sahneye koymadık ama okurken buraları seyirciye dokunabilir, gülebilirler diye düşündüğüm yerler aynen gülmeyi alıyor ve hiçbir şey yapmıyoruz. Ben dahil hiçbir şey sadece lafı güzel söylüyoruz. Ve seyirci hemen algılıyor. Kıkır, kıkır 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 gülüyor. Oyunun tutma nedeni gülüyor, ağlıyor, etkileniyor, meraklanıyor. İyi bir prodüksiyon seyrediyor, iyi bir müzik dinliyor. Sonunda Cem Karaca'nın bu son onunla bitiriyoruz. Bunu biz planlayarak yapmadık. Bütün bir seyirci ayakta şarkıya eşlik edince biz de finalini öyle yaptık. Hayır, biz bu? de bütün halkla birlikte bu son olsun bu son olsun deyince kıyamet kopuyor ve biz de birlikte söylüyorlar. Biz de mikrofonu aç atıyoruz ve doğal sesle işte 850 kişi aynı anda söylüyor biliyor musun? Dev bir koro oluyor. Evet, evet. Muazzam muazzam. O dönem tanışmıyorduk sizinle. Tanışıyor olsaydık herhalde zaten. Ee hiç unutmuyorum gece geç bir vakitte izlemiştim. Herhalde e, pijamanın üzerine Paris'e girip seni görmek için kapına gelirdim. Neyse. en son Timuçin Esen Selma Ergeç Aa, o film yani senin, mahvettin orada da bizi. Evet senin hikayen. Evet. O da çok güzel bir hikayeydi çünkü Tolga örneğin annesinin başından geçen bir olaydı. Ve ben Bodrum'daydım. Tolga aradı. Tolga'yı da ilk filmlerinden de bilirim ve çok takdir ederim. Çok beğendiğim bir yönetmendi. Ee, o dedi ki Nevra abla sana bir teks göndereceğim. Çok senin oynamanı istiyorum. Çünkü annem, e, annemin hayatından da esinlendim. Annem bunu beni oynarsa Nevra Hanım oynasın. Ay Ölüyordum keyiften. Yani bir saatte okudum. Derhal telefona sarıldım. Bunu yapmalıyız dedim. Yani yok bunun ötesi. Kesin dedim. O Sahi son mi sahne, o son sahne. O ha, hepsi torun, canım. Hepsi çok ya, o güzel. O torunun mu? olduğunu anladığı sahne falan. O filmde de çok herkes bir kendinden buldu. Yani oğlunun bir an evvel çocuk sahibi olmasını istemesi, torun peşinde koşması falan hepsi normal kadınların oğullarına yaptığı şeyler. Senin annen de sana öyle davranmıştır evet. ve davranıyordur Allah bilir. Ben hep oğullarıma öyle davrandım. Ne zaman evleneceksin? Ne zaman benim torunum olacak? Ne zaman çocuğun olacak? Evladım çok geç kalma. Bilmem ne yapma diye çok şeker bir annesi vardı. Biliyorsun babası eee talihsizlere uğradı, talihsiz uğradı bu şey devrinde. E sonra onu da kaybetti falan. Zor günler geçirdik. Çok keyifli bir hikayeydi. Çok büyük keyifle oynadık. Zaten şu anda bana sorsam beğendiğin aktörlerin başında ilk Timuçin Esen gelir. O filmden sonra da o kadar başarılı işler yaptı ki hayranım Timuçin'e yani. Ama ben bunu vakti zamanında Hülya Koçyiğit'e sormuştum. Şimdi de ikinci sana sormak nasip ne? oluyor. Ee, o müzikaller zamanını herkese her şeyi bir tarafa bırak. Hmm. Gencecik Nevra 2000'li yıllarda bizlerle bir arada koluna bugünden bir jön takmanı istesem kimi isterdin? Timuçin mi? Jön ama yani hikaye nasıl bir jön? Artık bir bir, bir yani. Yani genç bir çocukla evet, gen, oynayacağım. Bizim gençlerden birisiyle oynayacaksın. Genç nesli temsil eden. Timuçin'i isterim. Aras Bulut İğnemli'yi isterim. Kıvancı. Gözlerden yakalıyoruz zaten Kıvancı. Sen de olabilirsin. <laughs> Kıvancı isterim. Yani çok iyi oyuncular var. Fırat Tanış bayılırım. İsterim onunla karşılıklı bir oyunda oynayabilmek. Mesela çok beğen. Selim Bayraktar. Oh, evet. bayılıyorum yani oyunculuklarına. Mesela ne güzel olur öyle bir oyunda, tiyatroda. Dizide değil de daha çok onlarla hep tiyatroda karşılaşmak isterim. Tiyatro daha çünkü bizim başka değil şeyimiz mi? arenamız orası. Değil mi? Orada çünkü bir yerde kamera seni bir şekilde kullanıyor ediyor hani taş gibi böyle sahnenin üstünde birebir oyunculuk yapmak. Çok çok keyifli olur. Dizi dendiği zaman hep akla işte o sihirli annem ya uzun yıllar Maalesef evet. hem yani maalesef hem hani, ayıp değil ama bunu söylemek lazım. Ya onunla hep şey evet, yapılıyor. Yani Nevra Serezli de. Değil hani aslında öyle. Nevra Serezli tam bir net bir karakter oyunculuğu sergilediği. işte ne bileyim ailenin reisi hükümet kadın pozisyonunda <laughs> evet, vesaire. Evet zaman falan. gelmedi. Hiç öyle bir rol olmadı Gelmiyor değil mi? gelmedi bir gönül işlerinde. Üç Kızın Annesi'ni daha oynamıştım Rahmetli Sezai Aydın'la birlikte. Timuçin de vardı işte orada. Ayol Can Yaman da vardı. Hmm. Ya damatımı oynuyordu. Ee, çok güzel bir diziydi. 19 bölüm falan oynadım orada mesela. O da sevdiğim rollerden biridir. Ee, eskiden Siyah Beyaz döneminde falan e, Kavanoz'daki adam gibi Ahmet Mekin, Metin Serezli öyle e, filmlerde dizilerde oynadım aslında taş gibi. Ama sonra işte bu Dudu Peri çıktıktan sonra <laughs> ve Dudu Peri'nin şöhretinden sonra da bana gelen hep böyle işte tatlı kadın, hoş kadın, sempatik sarışın kadın, e, alımlı kadın, e, komik kadın. Aslına falan. bakacak olursan, aslına bakacak olursan inanılmaz bir e, otorite ve duvarın var aslında bakacak olursa. Evet, aslan burcuyum tabii ki. Değil mi? Tabii. Yani hani e, ben ilk tamam şimdi sırnaşıyorum ediyorum mesela hmm. her türlü muzurluğu yapabiliyorum ama ilk tanıştığımız zaman e, hazır olduğu hizadaydım yani. E biraz o havan vardır. Hep derler ki sen korkutucu duruyorsun. İki gün sonra veya ne iki gün ya? İki saat geçtikten sonra aynı abla senden korkuyor. Şimdi gençler de ne kadar tatlısın, ne kadar şekersin? Ama sanki o benim bir gardım gibi. Yani önce Neye karşı gard peki? Şöyle bir gard. Sen kimsin bir bakayım ben. Hmm. Ne tip bir şeysin? Yani o böyle hem kendim çok oto kontrollü bir tip olduğum için hem de biraz da insan tanıyorum artık. Yani senden bana nasıl bir zarar gelebilir? Fayda gelebilir mi? Çalışkan mısın? Dedikodu yapabilir misin? Arkamdan kötü konu... Şöyle bir tartma meselesi yani arkadaşlığımda da öyledir. İlk tanıştığımla hemen şey yapmam. Mesela bir tanışırım, bir görürüm, bir kontrol ederim, bir içki masasında görürüm, bir sinemaya gittiğimde görürüm. Bir alışverişe çıktığımda görürüm. Şımarık mı, kaprisli mi, yalancı mı? Ay, yalan üzerine hiç tahammülüm yok. Tek kötü noktam. Yani ona ona hiç tahammülüm yok. Hem ailemde hem çocuklarımda mümkün değil yani bunu hiç affetmem. Ee, onun için böyle bir tartarım. O tartma sırasında o böyle sert ve mesafeli kadın havası oluyor. Tanıdıktan sonra da dünya tatlısı haline geliyor. Aynen öyle. Biraz dominant böyle hükü, evet. Hükümet kadın derler evet. ya böyle hani Evet. Bizim. Evet, öyleyimdir. Çünkü her şeyin düzgün olmasını istiyorum. Evimde, işimde, tiyatroda mesela tiyatroya oyuna geç gelene tahammül edemem. Bu büyük bir aktör de olsa, yeni başlayan çocuk da olsa. Kendik görmek göre kalıplarım ve disiplinlerim vardır. Aynı şey evimde de geçerli. Yani çocuklar sekiz buçukta, bak yemin ediyorum sana sekizi yirmi dört, sekiz yirmi kapıda el, üstlerindeki montlarıyla hazır olmak zorunda. Sekiz buçukta çünkü ben 5 senedir zili çalıyorum, açıyorum, hadi gidiyoruz diyorum, arabayla okula bırakıyorum. Geç kalamazlar. Mümkün değil. Önceleri laylaylom yapıyorlardı. Söyleye söyleye, kıza kıza falan... Şimdi hazır oldular. Çünkü ben onlara okula geç kalınmaması gerektiğini öğretmek zorundaydım. Öğrettim. Öğretmene ayıp olur. Okula geç kalınmaz. Bir iki küçüklüğümden kendimden minik hikayeler, anekdotlarla onları eğlendirerek şimdi o disiplini kuruldu işte. Şimdi disiplin kuruldu. Ne olacak? Ömür boyu hiçbir yere geç kalmayacak o çocuklar. Değil mi? Her yere dakik gidecekler. Sen git bekle. Hiçbir şey kaybetmezsin bu hayatta. İşte öyle tiklerim var. Temizlik olacak, düzen olacak falan filan. Belki <laughs> <laughs> yalana tahammülüm yok dedin ve onu çok bastıra bastıra söyledin. Bu zamana kadar duyduğun en büyük yalan ne? Nevra abla. Yani bir konu kırmızı çizginse eğer, o konuyla ilgili canın yanmıştır. Hmm. Bilmem. Yani şimdi öyle pek spesifik bir şey e, bilmiyorum ama tabii insanların hani çok trafik vardı, geciktik lafı falan. Hmm. Veyahut da seni arayacaktım ama daldım, uyuyakalmışım, aramadım. Hani bu ufacık şeylerden bile sinir olurum. Doğruyu söyle ya. Aramak istemedim, aramadım. Veyahut da işte geciktim, banyoya girdim, yetişemedim. Affedilir o zaman. Hele çocukların söylemesine hiç tahammül edemem. İşte o yüzden hep meşhur hikaye önüme çıkıyor. Murat'ı takip etme hikayem. Murat acaba yalan mı söylüyor şu arkadaşıma gideceğim diye. Başka yere mi gidiyor diye. 17-18 yaşındaydı kamufle ettim kendimi. Teşvikiye de arkasından onu takip ettim. Bunu bilmiyor musun? Ay her yerde yazılı. bilmiyordum. Yemin ediyorum. Aa, Yaptın mı bunu aa, ne Doktor, şey, komiser Kolombo gibi. Ama gözünün önüne getir. Böyle bir föt şapka, güneş gözlükleri, fular, pardesi. Murat gidiyor ben, yani ben artık... buradayım diyorsun aslında hayır, yani. Hayır ama kamufle Öyle... ediyorum kendim. <laughs> Murat gidiyor çünkü diyor ki mesela Gökay'a gidiyorum diyor. Aa, acaba oraya mı gidiyor? Başka yere mi gidiyor o çocuk? Bana yalan mı söylüyor? Tam Blue Çağ'ın bitmesi. Hı. Böyle mi yapıyor? Kötü bir şey mi var? Ne yapıyor falan. O gidiyor. Ben yürüyerek gidecek bir mesafe. Kurtuluşa gidiyor. Hı. Takip ettim. Baktım. Tanıyorum çocuğu. Sokağına girdi. Tamam. Rahatladım. Döndüm. Dört gün sonra işte bilmem kime gidiyorum. Hadi ben gene. Be. Üçüncü günün sonunda yine takipteyken <laughs> Murat döndü. Anne yeter artık çok abart. Aynı evli abla alem seni diyorum. Fark Farkında, hep şey farkındayım işte. O da beni kontrol ediyor. Kaç kaç gün daha devam edecek bu Ay, diye. Ay şaka gibi. Evet ya. ya yani bunu Peki... hep anlatırım bu şeylere geçti yani. Bütün röportajlara geçti. Murat da hep anlatır. Kazık kadar adamdı annem. Fetih şapkayla beni takip et. Baktım ki doğru söylüyor. Ondan İçi sonra bıraktım. Dön, iç Ondan sonra bıraktım. Peki aynısını e, rahmetliye yaptın mı? Yemin ediyorum sana yapmadım. Yemin ediyorum sana Hiç yapmadım. kontrol etmez miydin böyle kıskançlık vesaire testler kıskandığım mesela? Kıskandığım zamanlar olmuş ama bizim zamanımızda cep telefonu son anlarda çıkmıştı biliyorsun. Onun hmm. için böyle mesaj falan kontrol etme şeyi yoktu. Yani e, Ya mesaj ne gerek varsa, sen senin sana yetiyor Aa, zaten yok, ki yani. hayatta yapmadım öyle bir şey. <laughs> hayatta yapmadım. E, Metin de bunu bana hissettirtmedi yani onu arkasından şeylik yap. Ben hep merak ederdim onu. Yani mesela kalkardı arabayla Bodrum'a giderdi. Benim turnem var. O zaman cep telefonu yok. Adamı çok sıkıntıya soktuğum zamanlar olmuştu tabii mesela. 100 kilometrede bir benzinciye gir beni ara. 100 kilometrede bir gün böyle aranmadı. Ben polise müracaat ettim. Allah Allah. Tabi tabii yani İstanbul Bodrum arasında kazalar var mı? Ne düşünüyorum biliyor musun mesela? Ee, o sırada da e, Tekin Akmansoy ile sonradan görmeler bütün set yerlere düştü. Tekin abiye gittim dedim ki Tekin abi ben bir şey yapmam lazım. Çok merak ediyorum Murat Metin'den haber yok. Ne olur gülme ne olur dedim. Bafa Gölü'ne uçmuş olabilir mi dedim. <laughs> nereden gelir abi Çünkü be? o zaman polis göremeyecek ya. Allah ım. ya bak böyle benim kafam işte meraklı olduğum için buna meğer arabası hakikaten bozulmuş. Çekecek gelmiş, çektirmiş. Ta nereden Kuşadası'nı geçtikten sonra Söke'ye, Söke'lere yakın falan bir yerde. Nereden azam arasın beni falan. Acayip geç geldi ve ben polise yok efendim şeyi veriyorum plakayı veriyorum bir kaza var mı bafa yolu üstünde <laughs> ama bu gerçek aklımdan geçti uçmuş olabilir mi göle diye bafa gölü'nün Allah'ım yani böyle acayip mi hala da çok meraklıyım yani, yani şey mi diyelim o bir genelleme yapacak olursan sevdiklerini kaybetme sevdiklerine bir zarar gelmesin Aa, evet, bu korku çok çok, ıı, çok genç yaşta mı hep seni hep böyleydim sarmaladı? hep babam yani ben ilkokul talebesiydim. Bebekte oturuyorduk. Yalıydı hmm. yani. Şimdi yollar geçti orada. Hmm. Babamın belli bir saati vardı. Gelme saati. Ben kendimi hep şeyde hatırlıyorum. Camdan babamın gelme saatinden onun uzaktan o çünkü tramvay o köşede dururdu. Babamın pardüsüyle yürüyüşünü camdan onu böyle oturur. Vallahi ilkokul talebesiydim. Annem merak etmezdi. Ondan sonra onu böyle köşeyi anne babam geliyor derdim. Annem çok umursamazdı yani. O yaşta çocuk her gün babasının işten gelmesini camda bekler mi? Elimde değil yani. Sonra annem mesela çalışmaya başladı. Bu sefer annemi ömrüm hep birilerini merak edip beklemek ki hala öyle. Turneden telefon ediyorum okuldan döndüler mi eve girdiler mi diye ya. Herkes alay eder benle sürekli bir kontrol mekanizması. Ay, acayip, sürekli yani çok kontrol. kötü. Bak her böyle kötü düşüncelerimi biraz eğittim. Ee, negatif düşünceyi yıllar boyu Metin beni çok güzel eğitti. Yok etmeye çalıştım. Hep pesimist düşünürdüm her konuda optimist düşünmeye başladım. Yani bu birazcık kendimi in. Kelimelerin enerjisi vardır çünkü Evet, yani, evet, hani evet. Olur olmayacak olur derdim hep. Mesela, mesela bir diziden teklif gelir. Ha <laughs> O kadar güzel ki bu hayatta bana bu geri dönmez derdim. Mesela Metin derdi ki söyleme bunu. Gelecek diye düşün derdi. Hakikaten de olmayı verirdi mesela. Ama ben onu zaten yollardım. Çok güzel. Hani parası iyi, rol iyi, ekip iyi. Bana olmaz kesin bu derdim olmazdı da. Yani anlatır Bunu öğrendim yapmamayı Benim şimdi. Benim de duyduğum tek bir cümledir mesela bu konuda beni e, yola getiren diyeyim. Oldurmak da öldürmek de dilinde iki dudağının ucunda. İşte bu şey. cümleyi duyduktan sonra bir dakika dedim. Tabii. Bu cümle üzerine yemin konsantre ediyorum olmak sana, lazım. bak yani hastalığını bile hani bahsettin şimdi yaşımızdan dolayı çarpıntıyı bile veyahut birazcık tansiyonu bile mesela şöyle oturup sakin sakin kalıp da iyiyim, hiçbir şeyim yok, geçecek, niye kötü olsun ki falan dediğin anda bir dizyem düşüyor. Değil mi? Evet. Yani ben bunu birebir turnede de yaşadım mesela. Hiçbir şekilde oyuna gireceğim, biraz kötü hissettim tansiyonla ilgili. Şunu bir yapalım, bunu bir yapalım, şunu bir yapalım. Yok dedim ya ben biraz dur şimdi birazcık şey yapayım yani. beyin gücüyle birazcık kendimi rahatlatayım dedim. Bir tek şeyi hala yapamıyorum, uçağa binemiyorum. Hmm. Onu onu halledemiyorum daha kafamda. Ama sakinleştiğimi ve rahatladığımı hmm. gördüm yani. Sadece sakin kalıp düşünerek. Peki ee, geçmişten bugüne hep anne, baba, işte eşin, çocuklar, torunlar vesaire hep birilerini merak ederek, birilerini ee, ya başına bir şey gelir, hmm. ya bir şey olursa kaygısıyla geçen ee, yıllar. Sen korkuyor musun peki Nevra abla, kendinle alakalı? E tabii korkuyorum yani şimdiki herkes doğruya doğru belli bir yaşa geldik. Tabii ki daha çok yaşamak istiyorum çünkü bu dünyayı ben çok seviyorum. Ailemi seviyorum, etrafımı seviyorum, sanatımı seviyorum. Yani hep ayakta durabildiğim sürece o sahnede olmak, o alkışı almak istiyorum. Hani önemli değil alkış falan diyene de inanma, çok önemli. Çok önemli, besleniyorsun, alkışla besleniyorsun. Ya artık o kadar basit ki like'la bile besleniyorsun. Değil mi? Niye like'ım o kadar azalmış diye. Düşün ki bizim jenerasyonun bununla hiç ilgisi yok. Ona rağmen bir resim koyup o niye 15 bin aldı da bu 5 bin aldı diye düşündüğün an bile geliyor. Ki ayıpladığın bir şey bu. Ama sen de o havanın içine giriyorsun. Doğruya doğru yani. Doğruya doğru. Ee, onun için hayat bütün kötülüklerine rağmen çok güzel, yaşanası bir şey. Hani bazı isimlerde duruyor, duyuyorum bunu. Mesela, yıl yeni yıl röportajını Niran Ünsal'la yaptım. Eee hmm. 40'lı yaşlarında, hmm. değil mi? Bugün gözümü kapatsam, gözüm arkada değil. Oh. Ölümden hiç korkmuyorum gibi bir cümle kurdu mesela. bunu ben Nevra Serrez'ye sorduğumda peki, nasıl bir cevap alırım? Ölümden korkmak diye bir şey niye olsun ki yani kabullenmek olur ama sorarsam tabii ki yaşamak isterim. Neden yaşamak isterim? Hayatım her şeye rağmen acı kayıplarıma ve travmalarıma ve üzüntülerime ve ailede yaşadığım hastalıkların haricinde hayat bana güzellikler vermiş ben e, şu çaydan da zevk alan bir insanım. Buradan çıkıp gidip bir yerde güzel bir yemek yiyeceksem ondan da zevk alan bir insanım. Güzel bir sinemaya gidip iyi bir film, popcornumu yerken o anda da ben çok mutluyum. Yani çok güzel yaşanması. Niye e, kötü düşüneyim ki? Tek isteğim hastalıksız yaşayayım. Yani bir de hani kendinin tedavi edemeyeceği bir hastalık Allah korusun olmasın. Hani başka türlü ne bileyim perizinle düzeltebileceğin, sakinlikle düzeltebileceğin, çok sporla düzeltebileceğin bir şeylere okey de. Hani senin çaresizlik hissi. Evet, senin o şeyinin dışında olan bir şey vermesin. Mutlu bahtiyar. Yani bu kadar olumsuzluklara, bu kadar tabii afetlere, küresel ısınmaya ekonominin kötüye gitmesine, şuna buna falan onları bir tarafa tut. Onlar var ayrı bir torbada. Bu tarafta da Bodrum güneşi var, Bodrum denizi var, torunlarım var, mutlu aile hayatı olan evlatlarım var, mesleğim var, seyirci seviyor, para kazanıyorum. E niye? Yalan mı? Doğru. Çok çok mutluyum. Ama diğer tarafta da belki seni karşılayacak koskoca Dalyan gibi adam duruyor. Kim o? Metin, rahmetli. Aya duruyor, o duruyor, onun onun olayı. Senden mesela, senden onun... mesela öyle bir cevap bekliyordum ben, açıkçası hani bu aşkı ve Hı. daha önce yaptığımız Hı. söyleşilerden vesaire, hani hazırım, korkmuyorum da. Orada zaten beni Metin karşılayacaktır orada, gibi öyle bir cevap çok bekledim. Sonra, ya yok yani. hiç öyle bir şey aklıma gelmez çünkü o zaman bir tek Metin var zaten. Ömrüm boyunca onu bekledim biraz da onu beklesin. Hayır o anlamda da değil. <laughs> Ömrüm boyunca çok sevdim de yani orada o zaman başka sevdiklerim de var. Annem var babam var çok başka sevdiklerim O anlamda hiç öyle bakmıyorum ölüm olayına. Ölüm olayına buradaki mutluluğumu ve kaybedeceklerimin üzüntüsüne bakıyorum. Korkmuyorum. Niye korkulsun ki? Allah onu da doğum gibi onu da yaratmış. Doğarken korkuyor muyuz? O da böyle başka bir şeye geçiş, bir huzur belki de diye düşünüyorum. Huzur diye düşünüyorum. Ama yaşarken de güzel yaşamak istiyorum ve güzel yaşadım. Yani bak şimdi gene diyorum yani de ki her şey mi mükemmeldi hayatım boyunca, boyunca yaşına kadar? Tabii ki olamaz. Sıkıntı çektik, maddi sıkıntı çektik, hastalıklar çektik, kayıplar çektik. Hı hı. Anne baba ölümleri çektik, hastalık ailede çektik, hepsini çektik. Ama bir şekilde geçiyor yani, gidiyor. Tabii ki isterdim şu anda Metin'in beni arabasıyla kapıda beklemesini, bu çekimden gidip Meto hazırım hadi eve gidelim demesini isterdim. E belki de Hani bana her şeyi hayat güzel verdi, bir tek orada birazcık hata yaptı, erken aldı. Ee, i̇lk tanıştığımızda sana o soruyu sormuştum. Ee, Nevra abla alyansın hala parmağında dedim. Hala da öyle. E tabi niye çıksın? Ee, aldığım cevaptan çok etkilenmiştim. Ben ne kocamdan demişim? boşanmadım ki. Ee, hiç çıkmaz ki o. Bu çıksa, bu çıkmaz ki. Ne olacak bu çıksa? Burada o. Hep burada o. Yani kabule durdukça da mi? daha kötü oluyor biliyor musun? Kabule geçtin mi konuyu? Yani, e, sizin... İlk günden geçtim kabule. Artık yok. Evet. İlk günden geçtim. O yüzden hiç ilaç kullanmadım. Hiçbir yardım almadım. Hem dedim ya. Beyninde kabulleniyorsun. Neden kabulleniyorsun? Bu bir imtihan. Hepimizin başından böyle sınavlar var. Bu sınav benim en kötü sınavım. Bunu kabul etmek zorundayım. Herkes bu acıyı yaşıyor. Bu acıyı yaşamalıyım. Ve bu acıyı yaşamalıyım. Yani bu acıyı ben yaşamazsam atlatamam. Yaşaya yaşaya atlatacağım dedim. Kaçma acıdan. Yani hisset, dibe vur, ondan aynen. sonra yukarı çık. Ama bir tek şeyi unutmuşum ki acı hiç geçmiyor. Acı geçmiyor. İlk günkü kadar belki seni... ...göz yaşlarına boğmuyor ama... ...her an hatırlamak gibi bir acı oluyor. Yani çayı görüyorum. bir ya Metin mi? daha açık içerdi. <laughs> beyaz araba görüyorum. Son arabası beyazdı. Ne kadar istemişti beyaz araba almak diyorum. Yani at, onu atamıyorsun kafandan. Alkışa çıkıyorum. Ya Metin de kuliste şu alkışı görseydi diyorum. Sen bana ödül veriyorsun. Ödülüm elimde kapıyı açan metin yok. Yani şimdi dramatiz, dramatik... E, dizi, film çevirmiyorum burada ama... E, bunlar oluyor yaşantıda. 8 sene bitti. Dün gibi... hiç bir şey fark etmiyor. Hep de... böyle... maalesef hani çok sevdiklerini kaybedenler... bana hep soruyorlar işte... nasıl hissediliyor, ne oluyor? İlk günlerinde valla diyorum kusura bakma, üzeceğim seni ama maalesef yavaşlamıyor iş. Hatta özlem bu sefer çok daha fazla oluyor. Kolay atlatamayacaksınız diyorum yani. Yalan söyleyemiyorum. Unutuluyor, unutuluyor falan demiyorum yani. Unutulmuyor hiçbir şekilde, hiçbir şekilde. Hani her insanın bazen bir kendiyle baş başa kaldığı, oturup şöyle bir dertleştiği kendi içsel muhasebesini yaptığı, hı hı. Bazen gözyaşı döktü, bazen kızdı ama kendi kendine olduğu bir anı ve bir köşesi vardır ya. Hı hı. Oturup oraya geçtiğin zaman karşına e, rahmetliyi alıp sohbet ettiğin, çok, dertleştiğin oluyor mu? Çok. Yani uzaktan görsen delirdi dersin. Tabii onun bir koltuğu var, o koltuğa karşı hep ilk günlerde de hep öyleydi. Hala daha konuşurum, dertleşirim, bağırırım, çağırırım kızarım. Hatta bir ara o kadar fazla Metin'den konuşmuşum ki kendi kendime dur be dedim yani. E, olmuyor bu, bu kadarı fazla. Sen bir şeyden açıyorsun. Cart ben Metin'i anlatıyorum sana. O bir şey söylüyor. Ben cart gene Metin'i anlatıyorum. Sonra bir dur dedim ya kendi kendime. Her dakikada onu sokma araya. Çünkü hani beynim onunla dolu. Hatta bir iki kere oğullarıma da aynı şey yaptım. Yani Babanız şöyleydi, babanız böyleydi, dede öyleydi, Metin dede bunu yaptı, bunu var. dur dedim, yok bu kadar yükleme. Yokla şeyi yükleme fazla yani. Elimde olmadan anlatabiliyor muyum? İşte ben de öyle yaşatıyorum demek ki. Ama çok anı var. Değil mi? Çok bir... Birlikte kaç sene? Ee, 45, 45 ya da 46. 45-46. Yarım asır beraber geçmiş ya. yani kolay değil ki. Tabii tabii ve de biz ve konuşmadığın turn turneler belki... haricinde ha. hep beraberdik yani. Hiç öyle çok fazla metin ayrı bir yerde ben ayrı bir yerde olmadık. Hatta ben bazen inanmaz belki seyirciler ama Meto ya... hafta sonu sen seviyorsun ismini vermeyeyim şimdi bir bar vardır ha. sıra serbilerde bütün tiyatrocuların, sinemacıların gitti. Ya sıkıldın kaç gitsene Allah aşkına. Git orada bir içki al gel. Bir keyif yap hadi derim mesela. Ay ne çok uzun yol ya trafik de vardır şimdi sen gelir misin? Ne olur ben gelmeyeyim çok sigara içiliyor çok içki içiliyor o dumanın altında ben 40 saat öyle kadeh kaldıramıyorum sıkılıyorum sen git hadi git biraz eğlen derdim ya bir kadın kocasını böyle zorla yollar mı? Sonra o da dururdu dururdu ya bazen birine telefon ederdi oradaysanız geleyim diye mesela ilk yıllarda hep Turgut Boralı falan olurdu Ali Poyrazoğlu olurdu Haldun çok giderdi. O zaman tabii tiyatrocular buluşuyor. Yani biraz nefes alsın, biraz gitsin, biraz çıksın diye. O da bana derdi ya kızları arasana siz gidin bir, bir alışveriş turu yapın. Veyahut da işte Bodrum'dayken senin canın çekmiştir sen bir Yunan adası yap gene. Sen gelmez misin ya Nevra siz alışveriş yapıyorsunuz, bütün gün dolaşıyorsunuz. Bu karşılıklı anlayış olarak mı okunması gereken bir durum? Zaman zaman birbirinizden sıkılıyor muydu? Hayır hayır hayır. Bak yemin ediyorum sana. Metin belki benden sıkılıyor olmuştur ama ben hayatta Metin'den sık. Bir kere ben onun sesine ve konuşmasına hayrandım, aşıktım. Ben gözümü kapatayım, Metin burada gazete okusun, bayılırdım. Vada 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 ses tonu. Zaten ilk öyle hayran kaldım sesiyle. Tanışma hikayeniz nasıl? Tiyatroda tabii ki, provada yani başka türlü nerede olur. Ha. Ama yani ben o konuşsun bayılırım, hiç, onun hiç hayatta ondan. Sesiyle ha, Çok bekledi. Fener maç ve Galatasaray Fener anlattığı zaman orada biraz sıkılırdım. Bak orada doğruya doğru. Yani kalkıp bana Fener taktiğini falan anlatmaya kalkardı. Deşarj olmak istiyor. Hiç golü nasıl kaçırdıklarını falan. Haymet'in hiç anlamıyorum. Ne oldu? Allah aşkına sus derdim. <laughs> de konuşulmuyor ki. <laughs> Çünkü etrafında o sırada kimse yok anlatacak derdini. <laughs> Ama küçük oğlum Selim çok meraklıdır futbola. Herhalde o sırada o yeni evliydi evet. veya yoktu. Yoksa onlar sabaha kadar oturabilirler. Onlarına baktığın zaman tipoloji olarak zaten... Tipoloji olarak Sen. Selim daha çok metin, Aha. Murat ben yüzü Aha. ben, fakat vücut dili ve ses tonu metin. Ee, i̇şte savaşçıda oynarken hmm. devamlı bana mesaj gelir. Ayol metini görüyoruz ekranda. O metinin böyle yürüyüşü, omuzunu şöyle kırışı. Ay ses tonu, tonlaması, Türkçeye baskısı. Nasıl Metin? Ay, nasıl olmasın ayol babası yani. Tabii ki etkilenecek. E peki sen baktığın zaman bu sinyalleri aldığında böyle bir için ediyor mu? Evet şöyle diyor ediyor. Mi? Mesela Savaşçı 5 sene sürdü. Hep çok üzüldüm. Metin onu seyredemedi diye. Bak oralarda kötü oluyordum işte. Her akşam pazarları seyrederken ay bu sahne muhteşem. Ah bir seyretsen oğlunu şurada nasıl gururlanırdım falan diye onlara hayıflanıyorsun gerçekten de çok isterdi Metin öldüğünde Murat'ın o kadar çok büyük bir başarısı şey olmamıştı daha oynamıştı dizilerde falan ama Dağ filmi ve de savaşçı onu geçti yıktı geçti yani ben dahi çoğu zaman inanamadım bu kadar güzel oyunculuk bu kadar minimalist bu kadar gözüyle oynayan sesiyle oynayan ve Hayranım oğluma çünkü Türkçeyi çok iyi kullanıyor. Hiç böyle basarak diksiyonu yok. Aynı metin gibi. Bütün harfler anlaşılıyor ama böyle bir iddialı... Ağdalı bir Türkçe adalı değil. Ağdalı değil ama her birini ve vurgusu çok doğru. Vurgusu çok doğru. Konsert var. O da okumadı. Yani ama metini dinleye dinleye, doğru Türkçeleri dinleye dinleye... Hep okur. Çok çalışkandır yani. İftihar ederim onun çalışkanlığıyla. Bir rolü hazırlanması benden on kat iyidir. Çok daha detay çalışır. Birbirimizi kıskandığımız zamanlar da oldu dediniz. Ee, peki Metinle mi diyorsun? Ha. Ha. Evet. Şimdi peki e, Nevra Serez kıskanç bir kayınvalide mi? Hiç. Oğullarını paylaşmak noktasında. Hiç tam tersiyim. Benim gelinlerim, benim oğullarıma ne kadar iyi bakarlarsa ben o kadar mutlu olurum ve desteklerim. Kesinlikle kıskanç değilimdir. Ama ilgi alaka ben de beklerim. Yani ilgi alakayı beklerim. Gelinlerimden de beklerim. Hatta belli de ederim. Alın, alınganlık yaparım yani. Ben niye aranmadım, ben niye söylenmedim diye. Ama hiç riyakar değilimdir. Hiç e, numara yapmam, hiç onları şey yapmam, kötü durumda bırakmam. Keşke daha çok kocalarına, hani oğullarıma daha çok ilgilensinler, daha çok baksınlar, benim yerimi alsınlar diye. Yani ben onlara emanet verdim. Oğullarıma iyi bakılsın isterim, hiç kıskanç değilimdir. Benim öyle şey kıskançlıklarım yoktur. Ya ilgi alaka kıskanırım, ben Metin'de de öyleydi. Yani biraz beni ihmal ettiyse ben onu kıskanırım, yoksa kimlerle oyun oynadı, kimlerle sahnede öpüştü, kimlerle filmlerde öpüştü. Bir kere bile ne setine gittim, ne tiyatrosuna gittim, ne provasına gittim. Hem kendinden emindim hem onun beni sevdiğinden emindim. Yani gençlik yıllarımızda da. Çok özgüvenliydim gençliğimde de. Yani niye ki? <laughs> ben varım havasındaydı. Ama birine çok ilgi alaka gösterirse, yani şey alakası, üşüdüm mü, çayını getireyim mi, senin sigaranı yakayım, istersen eve bırakayım. Falan. Ne oluyor ya? Benim çayımı sormadın, hani ha, öyle şey ha, yapardın. O da derdi ki, ya ama sen kendin hallediyorsun, niye sana sorayım falan. Böyle atışmalarımız şeylerimiz olurdu, öyle ciddi. E, o benim böyle kıskanır. O da gör, ya hiç kıskanmazmış beni. Bilemiyorum artık. Hissettirmez miydin? Hiç. Hiç tam tersi bazı piyeslerde ben çok açık elbiseler giyerdim. Mesela mayoyla çıktım. Mayol hisseli harikalarda. Yani. Hani mesela o devir isterdim Metin biraz. Ne biraz fazla oluyor. Mayoyla da çıkıp kalkış kıyamet alıyorum. Foli gibi file çoraplar mayoyla iniyorum merdivende. Hiç adamın <laughs> umurunda değilim. bu buna olay çıkartmadın mı? Adam file çorapları E Derdim ve işte oluyor. derdim evde. E çok güzel Hı. duruyorsun derdi. Ha bu yani. Metin, yani. Evet çok güzel. Yırtma... Meşhur çılgın sonbaharda bir siyah elbise var. Güler Yiğit rahmetli canım benim o çizmiş. Yıldırım Mayruk dikmiş. Gencay Gür'ün piyesinin tercüme edeni ve sahneye koyanı. Tiyatronun patronu Haldun Dormer. Benim eşim Metin Serezi. Prova halde böyle üç kişi sıraya oturmuşlar. Kostüm provası ben de siyah elbiseyi giydim. Sırtı ve bacağı hiç yok arkası. Oo. Hani şimdi Gülşen'in ha, kıyafetler gibi bir şey yani. Neredeyse. Ha. Onun için o polemiklere çok gülüyorum. Ben 1980'de mayo giydim, 90'da bu elbiseyle sahneye çıktım. Hiç yok arkası. Önüm buraya kadar kapalı. Zaten öyle yazılmış. Yani kadın çıkar gene böyle babaannem tipli bir elbiseyledir. Bir arkayı döner kocası şok olur. Bu tekste var. Yani gerçek. Komple elbisenin arkası kuyruk sokumuna kadar ya, yok. Ya yani. Yani. Sırt hiç yok şuraya evet. kadar. Evet. Buradan da yırtmaç bacak var. Evet. Küçücük bir yer tutuyor ama ben de o sırada 40 küsur yaşındayım yani fıstık gibi. Dedim ki ben geldim sahnenin önüne. Çocukla kusura bakmayın ama ben bu elbiseyi giyemem dedim. Çok açık dedim. Gencay dedi ki dön bakayım şekerim Hı. dedi dön. Çok güzeldi dedi. Halde aa Nevra müthiş müthiş dedi. Şimdi ne ararsın? Kime bakarsın sana doğruyu söylesin diye. Kocaman. Metine bir baktım. Nev on. <laughs> on numara diyor bana. Ben şey, Metin biraz açık değil mi diyorum. Yo gayet iyi. Metin emin misin? Yani seyirci bana olur mu bu kadarı demez mi? Yo demez. Çok şık, hoş duruyor. Kötü bir yerinde görünmüyor. Ya emin misiniz arkadaşlar şurayı biraz kapatalım mı? Kabul etmediler fotoğrafı biliyor musunuz? Fotoğrafı var mı? Var ne? tabii. Ay, o fotoğrafı çılgın, mutlaka alalım. Çılgın ve... sonbahar diye girersen belki bulursun bile. Siyah elbise çılgın sonbahar. Sokakta hala durdurup sorarlar. Yani özetle şu. Şu an Gülşen'in bu kıyafetleri, bu kadar tartışma konusu ben 1900 kaç oluyor bu? 1990 yılında ben zaten bu kıyafetleri benzerlerini zaten giyiyordum diyorsun. Leri yani. değil bir tanesi yani tane. bizi onu giydim. 80'de de mayo ile çıktım. O da hisselinin bütün resimlerinde evet, var abi. zaten. Tabii. Yani tiyatro sahnesinde üstelik. E peki mesela işte aradan yıllar geçti. 2000 yılı Ajda Pekkan mayo ile çıktı. Olay kıyamet. Ondan sonra söküşen işte, şimdiki yıllarda bu tarz benzer kıyafetler giyiyor, olay kıyamet. Ya arkadaş, ben 90'da 80'de vesaire zaten bütün projelerde bu tarz şeyler çıkışlar arada yapıyordum. Ama o şimdi... zaman aklınız neredeydi demiyor musunuz? Hayır demiyorum, şöyle demiyorum. Orada bir bir, bir gayeye hizmet ediyordu diye düşün. Hani beni de rahatlatan o. Hani do doğru dürüst sokakta yürürken de o elbiseyi giymiyordum tabii ki. Yani piyeste öyle bir mecburiyet vardı. Yani kadın böyle çok evcimen evinde poğaça yapan bir kadınken kocası onu aldattığı için ders vermek istiyordu. Hikaye buydu, bir Fransız oyunudur. Kadın kendine çok seksi bir kıyafet yapıyor ve kocasını kıskandırmak istiyor. Bu da sahne olarak yazılmış. Şimdi o tekste uygun olduğu için doğruya doğru beni öyle bir şey giymek rahatsız etmedi, kocamı da etmedi tiyatro patronu da etmedi. Ha, durup dururken ben öyle bir elbise giyip çıksaydım belki ben de biraz eleştiri alabilir miydim? Hani Nevra Serezli'ye de yakışmadı bu kıyafet denilebilirdi. Hisseli harikalarda Haldun ısrar etti. Osman Şengizler yaptı kostümleri. Çekerim dedi, finalini dedi. Böyle Moulin Rouge gibi istiyorum dedi. Tüyler, otrişler, mayolar, file çoraplar dedi. Sen de mayo giyeceksin dedi Osman Şengizler bana. Ay Osman dedim olur mu tiyatro sahnesinde? Tabi tabi şekerim bu müzikal dedi. Hiçbir şey yapmayacaksın böyle ineceksin merdivenlerden dedi. Müthiş bir kostüm yaptı rahmetli. Arkasında da böyle şeyleri vardı. Otuşlar falan değil mi? şeyler. Kuyrukları vardı. Kuyruklar. İki dansçı beni tutuyor merdivenlerden iniyoruz. İşte hisseler harikalar diye şarkımızı söylüyoruz. perde kapanıyor. Bir Allah'ın kulu da koskoca tiyatrocu, niye mayo ile girdi, postoca tiyatrocu, niye file çorap giydi. Bütün balerinler de aynen öyle. Müthiş bir sahnedir. Bulunur o internetten ise evet, evet. harikaların final sahnesi. Erol Evgin payetler içinde. Yani müthişti. O zaman da insanlar, o şimdi de çok büyük reaksiyon yok herhalde biraz hmm. açık saçık giyinen o şarkıcıların kıyafetlerine de. İşte bazen olabiliyor. Bazen bazen e, yani, kantor topuzu kaçtığında e, olabiliyor. Yani, Peki gerçek hayatta Nevra abla az önce o siyah hmm. elbisenin hikayesini anlattığın zaman aklıma geldi. Sormak hmm. istiyorum onu. Gerçekten aldatıldığını hissetseydin hmm. e, intikamın ya da reaksiyonun net şekilde olurdu? Hiçbir şey yapmamak. Hiçbir şey yapmamak. Durup beklemek olurdu beklemek olurdu. Beklemek? Bırakıp. Hayır, yani mi? ne olacağını bir görmek. Ne olacağını. Çünkü herhalde öyle bir pozisyonda kendimi çok suçlu hissetmezdim, bir hata yaptığımı hissetmezdim. Her türlü mükemmelliyetçiliğimle e, ev idaresinden tut, işte düzenli olmaktan tut, eşine iyi davranmaktan tut, kendimde bir hata bulamadığım için büyük bir ihtimalle. Şimdi konuşuyorum yani. Hiçbir şey yapmazdım. Yediremezdim kendimi. Aslan burcu çok gururludur. Kabul etmez zaten. Yenilgiyi de kabul etmez. Peki reaksiyon Ama böyle <laughs> hani estetik yaptırayım kendimi, güzelleştireyim, işte kilo vereyim, çıplak girineyim. Hiç öyle şeylere. Dönüp vurmazdım. dolaşıp geleceği yer burası deyip gelmeyeyim. Ya da gelmeyeceği yer. Ne yapayım yani? Ha. Yapmazdım. Yapam yani kendime yedirmezdim. Kendime yediremezdim başka bir eylem yapmayı açıkçası. Durup hani... Durup beklerdimden kastımız şu mu? Yani boşamam, hiçbir şey yapmam, evimdeyim, ha, şimdi akıllansın o kadar gelsin mi? Şimdi Afaki anlat sorma bana çünkü o günkü şartlar neydi, olan olay neydi, ne kadar küçüktü, büyüktü, ne kadar ciddiydi bunların hepsinin bir kriterleri var ama böyle ha. bir hani aldatma, nasıl bir aldatma falan... Bilemiyorum. Tabii ki şimdi gene de büyük konuşmamak lazım. Ama çok öyle radikal bir değişiklik ya da bir önlem alabilecek tip değilim ben. Hep bir köşeme çekilip durup beklemek, sakin olmak. Alışkanlıklarının ya da düzeninin bozulması, radikal değişimler herhalde çok fazla sevmiyorsun. Neredeyse hiç sevmiyorum. Yani neredeyse ev taşımayı bile sevmem. Hani bir yerden Her şey bir yere... Ilimin... Yani Alıştığı alışkanlıklarım çok fazla vardır yani öyle iki kere değişmişim, 25 senede bir değiştirmişim semtimi ve evimi. Biri 25, biri 30, Bodrum 30'a yaklaşıyor yani hep öyle. Hani bazıları bıkar ya artık hmm. bir de şu semti deneyeyim işte e, villaya geçeyim, yok bahçe katına geçeyim, ay sıkıldım şuna yapayım falan. Pek sevmem öyle. Alışırım. Yengeç burcu musun? Yengeçler genelde böyle Aslan. Aha aslan demiştin. Hmm. Doğru, hmm. doğru. Aslan burcu demiştim Peki ee, biraz geçmişe daha da geçmişe gidelim ve Nevra Şirvan'ı bize biraz anlatsa nasıl bir ailede doğdun büyüdün? Normal An iyi bir aile. Ankara'lısın. Ankara'da değil mi? doğdum Aha. ama bir yaşımda bebeğe gelmişim çünkü bebe hmm. bebekte annemin ailesinin yalısı vardı. İşte üst katta dayılar orada teyzeler orada böyle bir evin içinde büyüdüm. Çok kalabalık bir evdi. Yani neredeyse sofraya alt katta bütün aile oturduğu zaman yer kalmazdı gibi. Hatta başımızda büyükler vardı. Onlar sofraya oturmadan biz yemeğe çatal değdiremezdik. Ya anne tarafı annemin biraz şey, Aristokrat evet, bir evet. Eee yani. şey Manisa valisi, <laughs> bab, annemin babası. İşte onun dedesi şey sarayda bilmem neci <laughs> falan filan. O yüzden ama zannetme zengin falan değil. Şahane züğürtler. Ailenin hepsi şahane züğürtler ama şeyler <laughs> oraya ama yine dayanıyor, yalı, yalı, buraya yalı, dayanıyor. Yalı. İşte bir yalı var mesela ama yalının içini bir iki dekore edecek para yok. Ha. <laughs> Tam şahane züğürtler. Ama geçiniyoruz. Babam tabii çalışıyor falan. Neyse. Hatta hep aklımda kalmıştı. Mesela patates kızartması gelir. Çocuğuz, kardeşimle hemen atlarsın ya almaya. Hemen annem, o teyze, büyük teyze. Almadan tabağına kesinlikle alamazsın falan. Herkes oturuyor. Büyük teyzenin iki tane köpeği vardı. Birinin adı Cici, birinin adı Tek. Siyah, küçük. Onlar bahçede oynayacak diye annem bizi eve sokardı. Köpekler rahat etsin diye. <laughs> yani öyle bir aile ama önüm Deniz. Sabah uyan, mayonu giy, Deniz'e atlar. Şey vardır, bebek iskelesinin karşısında fener vardır. Böyle üçgen fener hala duruyor. Oraya yüzmek, geri gelmek... ondan sonra bahçede... akşama kadar oynamak bütün oranın çocuklarıyla. Böyle bir hayat bebekte. Bebek ilkokuluna gittim. Sonra Robert Koleji, Amerikan Kız Koleji'ni kazandım. O da Arnavutköy'de. Yürüyerek gideriz, geliriz. Tramvay var. Beşiktaş'ta sinemalara gideriz, geliriz. Öyle. Sonra kolej bitti. Kolej bitince ne yapacağımı şaşırdım. Baba Amerika'da... ne iş yapıyordu bu arada? Babam iki üniversite mezunu. Gümrük İlnisarlar'da müdürlük yapmış. Sonra beyaz yaka olmaktan sıkılmış gelmiş. Burada film ithalatıyla uğraşıyor. Karaköy'de büyük bir mağazası var. Durum iyi ama sonradan ortaklık bozuldu falan. Biraz daha kötü bir ekonomik sıkıntıya düşmüştük. Ee, babam çok okur, çok lisan bilir. Biraz da bu koloni gibi aynı e, yalıda yaşıyor evet. olmak falan o babanın evet. yaşında sıkıntıdan dolayı mıydı? Bir zorunluluk ay, ay, muydu yani? Ev ev müthiş bir ev. Arkada derya gibi bahçe, önüm deniz. Hep beraber annemin ailesinin evi yani. Tabii ki orada oturulacak. Ee, ve babam çok okurdu. Çok her şeyi bilirdi. Biraz sinir olurdum babamın bu kadar bilgi hazinesinin çok olmasına e, ansiklopedi almazdık bizim eve. Çünkü ben zaten sorunca babam cevap veriyordu. Hem de hem Fransızca hem Almanca hem İngilizce hem de İngilizcenin koknisi ya da asil İngilizcesi. Amerikancası mı İngilizcesi mi diye sorardı bana. Şunu nasıl söyleyeyim baba İngiliz olarak mı söyleyeyim Amerikalı olarak mı söyleyeyim derdi. Baba. Hochdeutsch yani yüksek Almanca. Oradan mı söyleyeyim? Yoksa normal sokak halkının ağzından mı derdi? Acayip okumuş, incelemiş bir adamdı. Yani erken yaşta kaybetti babamı. Kaç yaşındaydı? 68 yaşındaydı o. bir anda kalp. Sen kaç gitti. yaşındaydın rahmetli olduğunda? E, Murat doğmuştu. Murat e, 9 yaşındaydı. Hmm. E, 69 doğumlu demek ki 78 yaşındaydı. E, 78'de. Ve şey, hep ben ona üzüldüm. Babamın bütün bilgileri boşa gitti diye. O kadar müthiş bir insandı ki bana ne öğrettiyse babam... Annem sadece iyi kalpli olmayı öğretti. Sakin ol, iyi kalpli ol, kimseye kötülük yapma, herkese affet. Annemin şeyi oydu. Kendi de öyleydi. Affedebiliyor musun? Ediyorum ya. Ediyorum. Çok rahatlatıyor affettiğin zaman. Evet. Önce bir sinirleniyorum, kendimi yiyorum sanırım. Başvermeye of, rahatladım. Abi. Hani var ya o... Babam da... dürüst olmayı, namuslu olmayı, paraya değer vermemeyi... Mesela bir gün kolejde ben e, ayakkabı istedim, bir partiye gideceğim. Kolejinde... en favori... kızlarındanım. Lise 2'de falan. E, yok para dedi, ayakkabı alacak paramız yok dedi, alamazsın dedi. Baba dedim ya... okul ayakkabısıyla mı gideyim, Okula ayakkabısıyla Niye ki dedi. E partiye gidiyorum dedi. Seni beğenecek çocuk ayakkabına göre beğenecekse hiç beğenmesin daha iyi dedi. Mim olan kafan senin dedi ve kişiliğin dedi. Ayakkabı önemli değil dedi. Bir an durdum düşündüm. Hakikaten ben çok favori bir talebeyim okulda. Herkes tanıyor. Tiyatro yapıyorum. Öyle eski ayakkabımla gittim. Hiçbir şey değişmedi. Gene beni dansa kaldırdılar ve dans ettik. O kadar güzel bir ders oldu ki bana. Ve çocuklarıma hep bunu aşlamaya çalışıyorum torunlara da. Şunlara dikkat etmeyin. Ne olur markalara kanmayın. Mühim olan kafanız, yüreğiniz, efendiliğiniz, kabiliyetiniz. Bunlar alınır gider, eskir biter. Seni eğer şuradaki taktığınla, şu taktığınla değerlendiriyorsa o kişi zaten senin gerçek dostun veya arkadaşın değildir. Ben de güzel eşya severim. Ben de marka severim. Zaten tipim öyle yani Aslan Burcu. Ama onu Ona esir etmem kendimi hiçbir zaman. Ve ona takılıp da hırs yapmam yani. Olursa zaten kendiliğinden oluyor. O yaş dilimindeyken ama insanın herhalde ağrına Bak, gider diye. Bir an üzülmüştüm. Bir an üzülmüştüm. Hani gördüğünden evet. olmak. hani. Evet ama sana şunu söyleyeyim. Üç gün sonra okulda benden bir İngilizce kitap istediler. Hiç unutmuyorum. Beyoğlu'nda Dormeyen Tiyatrosu'nun yanında bir Amerikan kütüphanesi vardı o devirde. Babama bunu daha söylediğimde ikiletmedi, Et attı elini cebine. Kaç sıra ise git al beyolundan dedi. Aslında değecek şeyleri. Yani kitaba mi? o parayı Aha, verdi. Belki de pabuçtan bile pahalıydı o kitap. Böyle bir yapıdaydı bir adamdı. Şimdi o yapıda bir ailede böyle büyüdüğün zaman hakikaten evin kütüphane dolu, kütüphanede kitabım dolu mesela. Öyle yetişiyorsun. Sen çocuğunu öyle yetiştirmeye çalışıyorsun. Yani şimdi de benim torunlarım... yılbaşında ne hediye alayım deyince yemin ediyorum sana bana kitap listesi veriyorlar. Hı -hı. Şu şu kitapları istiyoruz, şu defteri istiyoruz. Yani... işte o sarışın bebekten yok bilmem neden demiyorlar. Çizgi roman diyorlar. Şu kitabın serisini diyorlar. O kadar hoşuma gidiyor ki kitap okuma keyfini aşılamış oluyoruz o zaman çocuklara 11 yaşında. Ya inanılmaz bir şey ve bunlar oldukça ben yani başarı diyorlar o dönem babanın bütün bildikleri gitti, ziyan oldu vesaire diyorsun ama aslında bakacak olursan Hayır, kitap olarak ha, dedim ben. Aslına bakacak olursan Aa ne dersin canım seni oluşturdu. Ders mesela senden bak torunlarına Murat'la Murat beraber işte çizgi film seyrederlerdi. Murat işte 7-8 yaşına kadar dedesini gördü. E, fil, dum boyu mu ne bir şey seyrediyorlar. Murat çok hislidir. Ağlıyor. Dönüyor bir bakıyor. Dede de ağlıyor. Elini tutuyor. Dedeciğim diyor, erkekler ağlar mı? diyor. Babam da dönüyor diyor ki, evet erkekler özellikle ağlar. Hiçbir zaman ağlamaktan utanma diyor. O senin insan olduğunu gösterir. Ağlamaktan hiç utanma çocuğum diyor. Bakıyor ki dede de ağlıyor 70, 60 küsur yaşında. Yani, yani... Daha ne anlatayım sana? Hep o kadar güzel şeyler vermiş ki... Hem bana... Hem işte... Tabii Selim daha küçüktü anlayamıyordu. Murat'a... Murat hala hatırlar bunları. Ne güzel. Ve çizgi filmin de ne kadar değerli olduğunu... Sonra çizgi film manyağı oldu Murat zaten. <laughs> Animasyon falan yaptı. İşte ben böyle güzel anıları falan hatırladıkça... istediğin kadar evli, çocuklu bir kadın ol, soyadın değişmiş olsun vesaire. Ee, yaşın kaç olursa olsun. Ee, baba gittiği zaman insan kendini bir yalnız hissediyor değil mi? Baba ve anne, anne, anne de gidince öyle. Baba, baba. Ben babama çok, çok İlk hayrandım. Kaybın hayvandım. baba, İlk kaybın mı? baba. Annemi daha geç yaşta kaybettim Allah'tan. Neyse onunla çok yaşadım. Ee, baba çünkü benim çok idolümdü. Yani ya babamın hiçbir kötü huyu yoktu yahu. Ne kötü alışkanlığı var, ne bilmem nesi var. Yani müthiş okuyor, lisan biliyor, klasik müzik dinliyor. İnsanlar iyi davranıyor, az, öz, net konuşuyor. Dedikodu bilmiyor. Yani hani bir, bir idol, bir şey, rol model seç. Benim babamı seçersin yani. Ve de çok etrafında Onunla tanışan insanlara da çok etkili olmuştur söyledikleriyle anlattık. Çok da tatlı dilliydi. Hmm. Çok ya babam sinemaya giderdi. Sinema tutkunuydu. Beyoğlu sinemasına giderdi. Böyle kağıtlarla giderdi, kalemle. Bittikten sonra bütün jeneriyi yazardı filmin. Kameramanından bilmem neyine kadar. Ve bana bana da geçti o. Ben de çok dikkat ederim ve benden önce kalkanlara da sinir olurum. Hani film bitti filan, the end yazar ha. kalkarlar ya göremem. Ayol kimmiş? Ne fark edecek? Ben onlarla mı çalışacağım? Hayır. Bir belki de değer vermek. Yani oradaki kameraman, ikinci asistan. Bir bileyim ya. Yazmış o ismini. Ben o isimleri bir göreyim. Sonra ben o defterleri buldum babam öldükten sonra. Bütün filmler, nerede çekilmiş, kaç yılı, oyuncular, rejisör. Kendi kendine öyle bir arşiv yapmış mesela. Şimdi ben de ondan tikleniyorum. Her dakika seyrederim bakarım. Dizilerde bile yani neredeyse... Taşıt... Şeyini bile... Sonuna kadar izlerim. Sinirlenirim önümde kalktıkları zaman. <laughs> biraz babasının kızısın yani. E biraz babasının kızı tabi boşuna ama... Örnekleme metodu, Değil ne mi? görüyorsan onu görüyor, onu yapıyorsun. Peki oyunculuğa karşı olan bu yeteneğin vesaire falan ne zaman keşfedildi, fark edildi? Ee, i̇lk okul 5. müsamereler, oradaki rondlar, şarkı söylemeler, kelebek rolü, şu yap, bunu yap. Bir de çok okulda bana taklit yaptırırlardı. Oyunculuk taklit değildir tabii. Onun altını özellikle çizmek isterim. Hiç de sevmem. Çok iyi taklit yapıyor, iyi oyuncu. Yok öyle bir şey. Ama iyi bir oyuncu rolü gerekirse iyi taklit yapsın tabii ki. Sonra ilgim koleje girer girmez de hemen beni bir piyese seçtiler. Bilinçsizce ama. Yani böyle sen gel, sen gel çünkü İngilizce öğrenmek istiyoruz ve oradakileri lafları İngilizce ezberleyeceksin. İşte askeri oynuyorum mesela. Hadi bana bana söyleyeceksin falan diye. Aa çok keyifli. İkinci sene bir şeye ufak bir şey. Aa çok keyifli. Eve git ezberini yap çık oyna falan. Ortaokula yani liseye geçtikten sonra zaten... tutamaz kimse beni. Her oyunda ben oynadım. Peki şimdi aile vesaire falan filan... Ee, tamam hani çok aristokrat bir aile vesaire falan filan değil diyorsun ama hani çok sesliliğin olduğu, çok fikrin olduğu bir masaya oturuyorsunuz her gün. Ve bir anda sen oyunculuk gibi devrin radikal işlerinden bir tanesine meyillisin. Hiç kimsenin şey yok. Reaksiyon. İtirazı falan olmadı Hiç. mı insanların? Hele ba babam her gün beni tiyatrodan gitti, tiyatrodan aldı eve getirdi ya. Her gece. Dormende oynarken. Her gece. Bebekten geldi, dormene kuliste bekledi, oyundan çıktım. Çünkü zor yol bebek şey ee, kolaydı evet yani ilk babanın karşısında ailenin karşısında Aa, oynadığında ne hissettin? Ben müthiş hissettim de onlar da çok gurur duydular. Babamın gene sloganlarından biri sevdiğin işi yap, mutlu olduğun işi yap çocuğum. Ne istersen. Amerika'ya gidemedim diye çok üzülmüştüm. O da çok üzüldü çünkü maddi olarak karşılayamadı Amerika'ya gidişi. Burs bulamadım, alamadım bursu. O zaman çok üzülmüştü ama. Yani kendi bir hmm. gücüyle yollayamadı diye. Bir tek orada üzüldük ailecek yani. Ben çok çaresiz kaldım. İşte o zaman kursa gittim. Kursta Haldun'u tanıdım. Haldun beni oyuna aldı. Oyunda Metin'i tanıdım. Metin'le evlendim. Çocuğum oldu. Hani böyle öyle bir... Asla bakacak olursan kırılma noktan Amerika'ya gitmemem. Belki Amerika'ya Amerika gitsem çok farklı olabilirdi belki. Çok doğru. Belki. Ben onu hep söylüyorum bambaşka bir hayatım olabilirdi. Hiç bambaşka biri olabilirdim. Değil mi? Bambaşka biriyle tanışmış olurdum. Belki hiç dönmezdim. Belki orada başarılı olurdum. Belki orada da hiç başarılı olamazdım. Buraya gelirdim. Bütün tiyatrolar bitmiş etmiş ve de kimse beni istemiyor olurdu. Tanımıyor olurdu. Ben ortada kalırdım. Belki bir butikte çalışmaya başlardım. Yıllar sonra da ben ah içimde hep tiyatroculuk kaldı yıllardır. <laughs> çok isterdim. içimde hep oyunculuk kaldı diye de birilerine anlatırdım belki. Nereden biliyoruz? Peki tabii sonrasında e, bu e, silsileler işte Metin abiyle yollarınızın kesişmesi, nurların içinde yazsın vesaire. Senin e, profesyonelliğe konuları dökmen vesaire hayatını değişe aslında iyi ki de Amerika serüveni olmadığı cümlesi. Ama o zaman öyle düşünmüyorsun ki. O devirde o olmadığı zaman hasta olup yataklara düşüyorsun. Ama sonrasındaki pe peşi sıra gelen şeyler, Dormen'le yolların kesişmesi, i̇şte Metin Orada biraz mutlu vesap... ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hep içimdedir hala. Vallahi Hep içimdedir. Yani bana şimdi böyle bir soru hazırlamış olsan, hayatındaki pişmanlıkların var mı nedir diye, bir tek onu söyleyebilirim. Gidememiş olmayı söyleyebilirim. Çünkü orada da bir enayilik etmişim. Tiyatro yazmayacaktım. İngiliz literature ya da ne bileyim psikoloji, psikoloji bilmem ne bir şeyler yazsaydım notlarım yüksek. Al oradan bursu, git. Ertesi sene tiyatro bölümüne geç, oku. Hmm. Yani. Onu nasıl akıl edemedik? O kadar emindim ki kendimden alacağım, burs alacağım diye. Hem de 15-20 okula gönderiyorum. Zarflar geldikçe de yani ha diye bakıyordum. Aa, bir iki üç tanesi böyle no scholarship, no scholarship, yok scholarship olamaz tiyatroya falan yapamayız ver deyince yavaş 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 çöktüm. İnanamadım. Hocalarım çok üzüldü. Onlar da akıl vermedi bana. ya hmm. Yani burs almak tiyatrodan çok zor. Haklı olarak. E Natun tutuyor hepsini. Yaz bir yere hani ne deniyor geçiş yapıyorsun böyle yatay geçiş yatay mi? De. geçiş. Ha, ha. Git orada göster kendini. Müracaat et oku. Cabbardın o zamanlarda demek ki. Yani o yaşlarda Amerika vesaire falan. Aa, yani Amerika Bursu seçildim zaten. Bir vesaire... sene gittim Amerika'da okudum. Hmm. Birinci lisedeyken. Orada kıyamet kopardım. Ben oralarda tiyatro okudum. Piyaselere katıldım. Roller oynadım. Drama de, şey dersi aldım. Modern dans dersi aldım. Bir ailenin yanında kaldım. Bir sene sonra e, okula dönüp devam ettim. Okul bitirdim. İlk göz göze geldiğinizde o oyunda kimle? Metin abiyle. İlk Neyse. gelmedi ki provada. Ya da provada. da. Göz göze ilk geldiğinizi anladın mı? Hayır, hayır, hayır. Ben sadece hani seni nasıl beğeniyorum böyle ne yakışıklı bir çocuk Hiç diye. Metin'i de öyle ay ne yakışıklı, boylu, boslu, endamlı, havalı öyle. Hiç öyle. Ya ilk görüşte etkilenme falan filan gibi Aa, bir şey yok. Et, şey olarak etkilendim ya. aktör etkilenmesi, aktör aktörü etkilenmesi ha. yakışıklı her. Sonra ne? Aa, ne oldu e da? sonra o... çünkü prova yapıyorsun. Her dakika berabersin. Kişiliğini tanıyorsun. Hmm. Yani artık o görsellikten çıkıyor ilgisi, efendiliği, güzel güzel ders çalışması yani rolünü çalışması, rolü anlatışı, zaten sesinle ve Vücut diliyle etkilenmemek mümkün değil Metin'in. Sahnede de her zaman öyleydi. Ondan sonra yavaş yavaş... İlk kalbinin çarptığını hissettiğin an... Ay vallahi şimdi tam... Ha, şöyle olabilir galiba... E, Epey bir görüşmedik. Provalara ara verildi. Sonra ben... Harbiye'de annemin butiği vardı. Butiğin önünde böyle dururken birden bire karşıma çıktı. Böyle ilk o an... Epey bir zaman olmuş görüşmem. O zaman cep telefonu, telefon bilmem ne evet. bir şey de yok. O anda çok heyecanlandım hatırlıyorum. Belli ki o da özlemiş ki görmeye yani, yani, Hani hiç beklemediğin anda karşısına çıkar ya evet, filmlerde. Evet. Öyle. O an hakikaten... Yani filme konu olacak. Bir aşk filmle konu olacak sahne diye geçebilir. O gün mü ilk sizin flörtünüz başladı diyebilir Herhalde Herhalde yani o da belki Bekledi bekledi benden ses çıkmayınca butiğin önüne geleyim ha. göreyim diye. gel Ne işi var orada Kurtuluş'ta Çapıç yoksa? Canım. Ben de onu böyle canları şey yaparken nedir bu falan diye çıkıp herhalde ki öyle bir bakmışım ki. Onu da hoşuna gitmiş herhalde. <laughs> Ay bunları şimdi konuşturma Allah aşkına ya. <laughs> Ama olsun güzel onlar bunlar. Güzel, çok hepsi güzel. Hepsi çok anılar. güzel. E Allah bin şükür flört bin... aşaması imzaya giden yolda uzun sürdü mü? İmzaya giden yol hayır bir, bir sene bulmadı bile. Zaten hemen birbirimize açılınca da ne zaman evleniriz konuşuldu. Her zaman söylüyorum bu da artık herkes anlatıyor. Hiçbir zaman evlenme teklif etmedi. Biliyorsun. Olur, olur. İşte bir çikolatayla bir çiçeğiyle geldi, gülle geldi. Artık herkes o kadar çok anlattı ki böyle bizimki çok doğal bir şekilde çekti gitti oldu. Tiyatroda evlendik. Ama Dönüyor, geriye dönüp baktığımda anlatacak çok güzel hikayelerim var yani hikayem güzel yani. Yazmayı düşünüyor musun? Yok benim öyle bir becerim yok. Hani belki birisi ileride bana yardımcı olup hani, hani tiyatro bir sen anıları, bir, editör bir çevre belki. tiyatrosunun 7 senesi, bir Devekuşu Kabari'nin 4 senesi, bir Geceye Selam Kasteli Vakfı'nın müzikalleri, karşılaştığım tiyatrocular, oyuncular... Tabii ki çok anı var, tabii ki çok insanla bunca yıldır, 50 senedir bir şeyler var. Ama benim öyle bir kabiliyetim yok. Yazamam ben. E, meslektaşların içerisinde ya da sektörün içerisinde gerçekten yüreğime çok çok dokundu, beni çok kırdı dediğin e, var mı biri? Yok. Yok. Bak gerçekten yok. Neden? Neyle beni kırabilir? Arkamdan dedikodu yapabilir. Yapıldı ilk yıllarda. Ne ne diye yapılmıştı? Ya yani. Her genç kız giren tiyatroya ne diye yapılır? Ha. E işte şununla gitti şurada yemek yedi. şunla kahve içti. Aypek pek sağlam pamuş değil gibidir belki. Ha, ha, ha. Sonraları biraz Güzelliği, biraz, güzelliğinin... E, Veyahut benden üç kuruş fazla mı alıyor falan. Ha. Konuşulmuştur. Sonradan kulakları kulağıma da geldi. Ama o kadar önemsemedim ki. E, sonra hepsinde çok büyük arkadaşlık yaptım. Arkadaş oldum ve de büyütsem ne olur yani. Sonraki başka işlerde de seni çekemeyen olup arkandan e, haksız yere hakkında konuşulanlar. Ya yani mümkün mü Gökhan? 50 sene bu piyasanın içinde hakkında konuşulmamış olsun? Olamaz böyle. E şey. Zaten bu hakkında hakikaten. konuşulmuyorsa bu en büyük yani, sıkıntı da zaten budur. Değer görünmemek. de da çok değer Çok canımı görülmemek. acıtacak bir şekilde olmadı. Yani hayatta onunla bir daha görüşmem diyecek kadar can, atı, can acıtacak bir şey. Olmadı. Belki de benim kişiliğimden ben de belki de izin vermemişimdir o kadar büyük bir şey yapmalarına. Yani. Ama ben kimseye kötülük yapmadım ve kötü konuşmadım. Hiç kimse hakkında. Kötü oyuncularla karşılaştım, karşılıklı oynadım. Hiçbirinin ekmek parasıyla oynamadım. Hiçbirini bu dizide istemem, bu rolde istemem, bu oyunda istemem. Kendim üstelik patroniçeyken. Yani çevre tiyatrosuna Fisun'la biz patroniçeydik. Bir kişi için iyi oynamıyor gitsin gelsin bu tembel bunu yapmayın hayatta diyemez hiçbir kimse çıkıp diyemez. Peki ee, artık yavaş yavaş toparlayayım. Nevra Şirvan'ı zaman zaman karşına aldığında ee, bir şöyle bir Z raporunu çıkarttığında onunla ne konuşuyorsun? Ha, vallahi çok teşekkür ederim beni böyle yaratmışsın diyorum. Allah'a bin şükür bu yaşımda hala Ayakta alkışlanıyorum. Oyunlarım var ve ben yorulmadan ayaktayım. Allah'ıma bin şükür saatli evlatlarım, torunlarım var diyorum. Beni uzun süre ayakta duracak şekilde devam ettir Allah'ım diyorum. Ben çok mutluyum burada olmaktan diyorum. Hiç de keşke şunu yapsaydım, keşke bunu yapsaydım alan kafa gitti yıllar falan hiç demiyorum. Hiç demiyorum uzun yıllar bizimle. Canımına çok teşekkür ederim. ediyorum. Sağ olasın. Dağruf. Çok keyifliyoruz. Bak şu efendim. anda da mutluyum mesela. Canım. Hani belki biraz hani çok mutlu olunca aptal sayılırsın yani. Estağfurullah. <laughs> Ama gerçekten bak şimdi samimiyetle söylüyorum. Şimdi şu anda her oyunum, her gittiğim şehirde oyunum dolu oynanıyor. Yani tabiri caizse kapılar kırılıyor denir ya. Gerçekten o şekilde oynanıyor. Deli gibi alkışı alıyorum. Pandemiye rağmen Seyirciyle çok bütünleşemiyoruz. Maskeliyiz ve yasak resim çekmek denilmesine rağmen gene de onları kırmamak adına uzak yerden bir selfie izni falan dayanamıyorum veriyorum. Bugüne evet. kadar hastalanmadım. Çok şükür. Devam ediyor. Şimdi mesela yaz geliyor. Bodrum'um var. Benim en büyük ilacım Bodrum'um. Gölköy'e gittikten sonra 3-4 ay oradayım. Kendim oraya çekerim. Çocukları beklerim denize girmek için. Dünya ne mutlu insanı oluyorum. Bodrum'uma aşığım. Daha ne isteyebilirim ki? Bu kadar. Canımın içi. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok röportaj. konuşturdun beni. Olsun. Güzeldi. Bunları biraz kırparsın. Bu kadar uzun kimse <laughs> dinlemez. Ve bu haftalık da Haber Bahane Röportaj serimizin sonuna geldik. Haftaya yine bomba gibi bir isimle karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.